Gündeme Dair'den herkese merhaba. Bugün çok değerli bir konuğum var. Kartal'ın sevilen iş insanı Aydın Yavuz. Sizin bir siyasi yönünüzü de tanıyoruz. Biraz ondan bahsedelim. İlerisi için bir siyasi hedef var mı? Bu başarınızı siyasette taşlandırmak ister misiniz desek ne dersiniz? Şimdi benim siyasete girişim aslında bir tane Sivaslı doktor arkadaşımla beraber oldu. Beni bir Maltepe ilçe başkanıyla tanıştırdı. Onu ziyarete giderken orada beni hemen üye yaptılar AK Parti'ye 2003 yılında. Evet. Daha sonraki süreçte tabii ben Kartal'da ikamet ettiğim için beni Kartal'a otomatikman sisteme attı. O dönemde benim çok sevdiğim bir yazacı abim vardı. Bunu sürekli şey yapıyordu, senin siyasete girmen lazım, siyaset senin gibi insanlara ihtiyacı vardı diyordu. Benim yanımdayken Timurhan Başkan'ı aradı. Dedi ki, çok güzel bir kardeşimiz var dedi, sana gönderirim, tam siyasetçi olacak birisi dedi. Evet. Timurhan Başkan da nereli diye sormuştu, o da Diyarbakır. Aa, zaten ben Diyarbakırlı birisini hep istiyorum, yönetimde arzu ediyorum dedi ama istediğimi bulamadım falan dedi. Bana bir gün sonra randevu vermişti, saat 14 gibi falan. Ama Timurhan Başkan'la biz 3 saat görüşmüşüz, orada farkında değiliz, böyle sohbet ederken falan. Bana dedi ki, daha sonra ben sana bilgi vereceğim, şu anda sen git, haber bekle bende. Telefonuma verdi bana, ben de ondan sonra gittim. Sonra birkaç gün sonra dedi ki, yarın Hasan Doğan'da bizim kongremiz var, kongrede seni bekliyorum ama takım elbise falan giyin demişti. Tabii ben de ne yapacağımı açıkçası bilmiyorum, yani siyasette çok yeni olduğum için o dönemde. Gittim, ondan sonra kongre sürecinde işte delegeler tarafından oylama yapıldı falan. Ben de o listede varmışım, ben bunun haberim yok. Listede miyiz? Sürpriz oldu yani. Sürpriz oldu, evet. Benim bilgim yok. Sonra işte delege sonuçları alındıktan sonra biliyorsunuz anons ediliyorlar. Evet. Bütün orada yeni yönetimi anons edip çağırıyorlar. İlk tabii A'yla başladığı için A harfinde ben vardım. Aydın Yavuz diyorlar. Ben tabii sağa sola baktım, ne yapmam gerektiği olduğunu da bilmiyorum açıkçası. Bana kimse bilgi de vermedi. Çünkü siyasete girmek için, ilçe yönetimine girmek için ciddi bir böyle insanlar efor harcıyor falan. Ama ben efor harcamadan direkt deyince tuhafıma gitti açıkçası. Sonra işte işaret ettiler falan. Tekrar bir anonsla davet ettiler. Ben gittim oraya falan. Tabii orada yol gösteren sunucu arkadaş oldum falan. Peşinden gelenler yanıma dizerek devam ettiler tabii. O süreçte ben aslında Timurhan Başkan'la beraber başladım. AK Parti, Kartal ilçe başkan yardımcısı oldunuz. İlçe yöneticisi olarak başladım. Sonra Timurhan Başkan kısa bir sene sonra beni halkla ilişkilerden sorumlu ilçe başkan yardımcısı olarak atadı. O süreçte işte Timurhan Başkan'ın aday olduğu dönemde meclis üyesi beni yapmak istedi. Ben istemediğimi söyledim. Burada kalmak benim için daha iyi olacağını düşündüm. Kendimi siyasette geliştirmek istiyorum demiştim. O da tamam demişti. Ondan sonraki süreçte açıkçası şöyle oldu. Yine Mehdi Başkan geldi. Mehdi Başkan'ı ben gerçekten çok seviyorum. Timurhan Başkan da çok özel bir insan benim için. Üçlen bir yönetim oluşturdu. Ben tabii sağlıkçı olmam sebebiyle beni Halkla İlişkiler Birliği Başkanlığı'ndan aldı. Direkt Sosyal Politikalar Başkanlığı'na verdi. Tabii Sosyal Bakan Politikalar gerçekten çok meşakkatli bir görev. Yani düşünün, sağlıktan, milli eğitimden, engelliden, gaziden, şehitten. Tabii tabii, çok önemli. Her birimden yani neredeyse ilçenin yükünün %50'sini alıyor. Evet. Hiç unutmuyorum, 60 kişilik bir komisyonum vardı. Yani ilçe yönetimin neredeyse iki katıydı. O dönemde oldu. Sonraki süreçte Mehdi Başkan'dan sonra ilçe başkanlığı sürecinde ben de aday adaydım. Tamamen de en yüksek oy alan iki kişiden biriydi. Evet, aday adayı da oldu. Evet. Sonraki süreçte görüşmeler başladı. En son Adem Gökçe ile beraber ikimiz sonra kalmıştık. Adem Gökçe anladığım kadarıyla pek istekli değildi çünkü iş yoğunluğu çok fazlaydı. Bayram Şen Ocak Başkanı'yla en son bir görüşme yaptık. Bana emekli olmamı önerdi. Emekli olursan ilçe başkanlığı seni yapacağını söyledi. Ama ben de o zamanlarda onun biri yurt dışında okuyordu, bir tanesi özel okulda okuyordu. Bütçemi sarsacağını düşünerek açıkçası kabul edemedim. Kabul etmediniz. O da ısrar edince sonra Gürkan Başkan ilçe başkanı olarak atandı. O süreçte ben Gürkan Başkan'a belli kişiler önermiştim. Beni çağırmıştı sağ olsun. Fikirlerimi aldı. Ben, orada bir ara mı verdiniz yani? Ara vermedim aslında. Ben hani bundan sonraki süreçte ara vermek istemiştim. Fakat o süreçte Gürkan Başkan'a belli isimler önermiştim.
Ondan sonraki işte listede bir bakın yine ismin listede. Evet, yine ilçe başkan yardımcısı. İlçe yönetimde Gürkan Başkan istiyordu. Ben istemememe rağmen sağ olsun birileri demiş ki aydın olmalı demiş. Hı hı. O da tamam ben sevinirim ama hani konuşmam lazım dedim. Arada beni dedi ki listedesin haberin olsun dedi. Dedim yapacak bir şey yok yani listedeyse görevimizi yapacağız dedi. O dönemde de ben yine sosyal politikalar başkanlığı yapıyorum. Tabii ben sağlıkçı olmam sebebiyle Kartal'daki bütün hastane değil, ben bütün Türkiye'deki hastaneleri çok iyi biliyorum. Yani Anadolu yakası zaten avucumun içinde gibiydi. Dolayısıyla buradaki insanların gerçekten sağlık sorunlarıyla ilgili kendime bir şey edindim. Yani dedim ki bütün herkese yardımcı olmam gerekiyor. Ben o dönemde her hastaneye bir tane yönetici atamıştım. Her hastaneden sorumlu. Ben onların her birisinin telefonunu bütün insanlara vermiştim. Her işi olan o hastanedeki yetkili arıyordu. Oradaki halloluyordu. En büyük avantajım oydu. Sağlıkla ilgili kısmını bildiğim için. Gerçekten evet. Çok büyük kolaylıklar yapıyordum. Bir de benim şöyle bir özelliğim var. Ben hiç insan ayrımı yapmam. Benim için herkes aynıdır. Yeter ki insan olsun. İnsan düsturuyla hep hareket ederim. Manis bir yapım olduğu için hani kimseyi de kırmak asla istemem. Evet. Şimdiye kadar da çok şükür kimseyi kırmadım. Bu şekilde de devam ediyoruz. İleriki için bir düşünce var mı ya da? Şöyle bir düşüncem var açıkçası. Ben hiçbir zaman bu süreçte herhangi bir şey aday olmadım. Hatta son seçimlerde işte milletvekili seçimlerinde niye olmuyorsun demişlerdi. Ben hakkımı belediye başkanlığı adaylığı için kullanmak istiyorum demişti. Onlara sağ olsunlar saygı duydular. Dolayısıyla hani bu dönemde eğer nasip olursa evet. Belediye başkan aday adayı olarak başlayacağım. Kısmet olursa aday olursak da çalışmaya başlayacağım. Aydın Bey, Kartal Belediye Başkanlığı'na aday adaylığı düşünüyorum dediniz. Kartal'da yaşıyorsunuz, Kartallısınız. Kartal'ı nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl görüyorsunuz Kartal ilçesini? Aslında Kartal benim hayalim. Çünkü ben memleketten geldiğimde ilk geldiğim yer Kartal'dı. Yakacık'ta ikamet ettim. Dolayısıyla Kartal'ın o geçmişteki günlerini çok özlüyorum gerçekten. Çok böyle otantik, çok böyle natürel. İnsanların birbirine yaklaşımının çok güzel olduğu bir dönemdi. Hatta Kartal'da sahilde insanların denizde girdiği dönemleri çok iyi biliyorum. Kartal gerçekten aslında çok güzel bir ilçe olmasıyla beraber şu anda maalesef Kartal'dan ayrılan tüm ilçelerin hepsi Kartal'dan çok daha iyi bir konumda. Bence Kartal bir elden geçirilmeli. Kartal ciddi anlamda sıkıntılı bir yer şu anda. Daha eksik tarafları çok fazla var. Onların tamamlanması gerekiyor. Yani Kartal'la ilgili aslında çok güzel hizmetler yapılabilir. Evet. Yani Kartal'da o kadar aslında konum olarak güzel bir yerdi ki deniz, ada, ne bileyim her şey bir arada. Hem ormanın içinde bir sürü böyle yaşam var. Mesela ben Aydos tarafını, gerçekten Erzma tarafını İstanbul'un balkonu. Evet, geçtiğim oralarda geçti. Neredeyse her akşam ben orada oturur yemek yerdim, çay, kahve içerdim. Bekarlığım oradaydı. Oradan evlendim. Dolayısıyla hani Kartal bende ayrı bir özelliği var açıkçası. Kartal'ı gerçekten böyle sil baştan elden geçirmek lazım diye düşünüyorum. İşte bir de biliyorsun son zamanlarda bu depremle ilgili sıkıntılar var. Kartal'da bu kentsel dönüşümlerle ilgili ciddi anlamda hızlı bir şekilde her şeyin bir an önce yapılması gerektiği olduğunu düşünüyorum. Zaten geçen özellikle Çevre ve Şehircilik İklim Bakanımız da şey söyledi. İstanbul için özel bir proje var. Özel bir kanun çıkaracaklar ve bir an önce gerçekten bütün İstanbul'un bu sıkıntıdan kurtulması gerekiyor. İnsanların artık uykusu kaçıyor. Dolayısıyla bu bir büyük hizmet. Herkesin bunun için çaba göstermesi gerekiyor. Sağ sol demeden. Evet. Herkesin bu konuda el verip çözmesi gerekiyor. Siyasiler üstü bir olay çünkü. Kesinlikle öyle. Yani toplumsal bir olay. Neticede birimizde bir şey olduğu zaman diğerinin canı gidecektir. Dolayısıyla evet. Bir an önce herkesin bu olaya bir sahip çıkıp bir an önce kentsel dönüşüme girmesi gerekiyor. En önemlisi o. O kentsel dönüşe girince de yeni belki caddeler, yeni mahalleler, yeni ana arterler, bunların hepsi planlara hep yapılmalıydı. Daha önce Kartal'la ilgili çok önemli bir proje vardı ama maalesef onu hayata geçiremediler. Evet. Bence o proje hayata geçirmiş olsaydı çok daha güzel olacaktı. Ama Kartal gerçekten, tabii ben Beşiktaş'ta olduğum için, aynı zamanda Beşiktaş'ın kongresiyim.
Kartal sembolünü de çok seviyorum, ismini de çok seviyorum. Evet, burada onun için zaten görüyoruz. Kartal benim aşkım ya. Ben Kartal'ı çok seviyorum gerçekten. Evet efendim, eğer gerçekleşirse Kartal'la ilgili hayal demeyelim. Bir hayal kurmak gerekiyor ki gerçek olsun. Kesinlikle. İnşallah gerçekleştirirsiniz. İnşallah. Kısmet olursa elimizden ne gelecekse onun fazlasını yapmamız gerekiyor olduğunu biliyorum. Hakkınızda hayırlısı olsun. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Son olarak da sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili de siz ilgileniyorsunuz. Yani sivil toplum kuruluşlarıyla aranız da iyi. Biraz STK yönünüzden de bahsedelim. Sonra kapatalım. Şimdi ben aslında Doğu Güneydoğu Dernekler Federasyonu'nda kurucular kurulu başkanlığı yaptım. Yine bizim Günyatlar Doğu ve Güneydoğu Dernekleri onun başkan yardımcılığı yaptım. Türkiye Beyaz Ay Derneği var. Gerçekten çok kutsal bir yer benim için. Evet. Üç dönemdir orada ciddi işler yapıyoruz. Özellikle engellilere yardım olması konusunda çok büyük katkılar yapıyoruz. Bunun dışında genel olarak da baktığım zaman bizim Diyarbakır Vakfı var. Onun yönetiminde biz süre zaman aldım. Şu anda da Diyarbakır Vakfı yeni kongresinde de olmamı başkan sağ olsun çok istiyor. Büyük ihtimalle orada da olacağız. Aynı zamanda bizim tüm Diyarbakırlar Derneği var. Oranın da kurucu başkanı yaptım. Yaptınız. Evet. Aydın Bey, çok teşekkür ediyorum öncelikle. Ben teşekkür ederim. Size hem iş hayatınızda hem de eğer olursa inşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Siyasi yaşantınızda başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın.